Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bu yılda For Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün bir değişiklik yapıp beyaz bir şey giydim. Evet, hep en sevdiğim renk yeşil olduğu için hep yeşil sweatimi giyiyordum ama bugün bir değişiklik yapıp beyaz bir şey giymeye karar verdim. Neyse, evet, bugün ücretsiz portal nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Ve portal gerçekten çok değerli çünkü 250 Robux. Evet, portal 250 Robux arkadaşlar ve bugün sizlere öyle bir şey göstereceğim ki benim sayemde bunu ücretsiz alabileceksiniz. Evet, sizlere öyle bir şey göstereceğim ki bu 250 Robux portalı bedavaya alabileceksiniz arkadaşlar. Ve hatırlarsanız bir önceki videoda Melek Ana'da çekilişimiz vardı. Tunca isimli bir kardeşim kazandı. Kendisine buradan selamlar ve bugün bir değişiklik yapalım. Bayağıdır dev tekerlek çekilişimiz yok. O yüzden bu videoda dev tekerlek çekilişi yapıyorum. Tek yapmanız gerekenler bu videoya yorum yazıp yanına Roblox 2 adınızı yazmak arkadaşlar. Eğer bu videoya yorum yazıp yanına Roblox 2 isminizi yazarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar, haberiniz olsun. Daha önceden hiç kazanmamış birisini rastgele seçiyorum ve hediyesini gönderiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi hazırsanız gelelim bu portalı nasıl bedavaya getireceğiz, bedavaya nasıl alacağız. Öncelikle yere rastgele bir şey koyun ve oyunu başlatın. Bunu neden yaptık arkadaşlar? Çünkü sağda gördüğünüz gibi haritaların listesi var ve burada pembe bir kristal olması gerekiyor ve bende şu anda yok. Ve o harita gerçekten çok nadir geliyor. Gördüğünüz gibi kristal mağarası haritası şu anda yok ve durmadan oyuna gir çık yapıp o haritayı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden o haritayı bulup geliyorum. Evet millet, devam ediyoruz. Sonunda yaklaşık bir 16 dakika sonra haritayı buldum. Evet, şimdi sizlere haritanın nasıl göründüğünü göstereceğim. Şimdi oyunu başlatıyorum. Bakın şöyle bir şey gözükmesi lazım. Gördünüz mü? Bakın pembe bir kristal var. Sonunda buldum haritayı ve bayağı bir zamanım gitti. Umarım hızlı bir şekilde sizlere haritayı gösterebilirim. Önce haritayı göstereceğim. Daha sonra o haritada ne yapmanız gerektiğini, eğer ne yaparsınız portal kazanabileceğinizi göstereceğim. Şu haritaya bir gidelim bakalım. Evet, şu anda başlattım ve haritaya doğru yol alacağım derken kaza yaptım. Mükemmel. Videolarda nedense hep kaza yapıyorum. Neyse dur. Abi kaza yapma, sadece düz git. Başka bir şey istemiyorum. Evet, gidiyoruz şu anda hızlı bir şekilde ve bayağı hızlı olmam lazım. Dur. İleride oyun haritası var ve orada vurulursam geçmiş olsun diyeceğim ve galiba vurulacağım. Evet. Galiba vurulacağım ama en azından sizlere haritayı gösterebilirim. Bakın. Şöyle bir harita arkadaşlar. Hemen gelelim içeriye. Harita böyle bir harita arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi böyle bir kristal mağarası haritasına geleceğiz. Haberiniz olsun. Sizin oyununuzda bu harita yoksa gösterdiklerimi yapmayın, yoksa portalı alamazsınız. Önce bu haritayı bulmanız gerekiyor. Şimdi gelelim ne yapacağız. Bizim bir tane platform hazırlamamız gerekiyor. O platform sayesinde arkadaşlar oraya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi hızlı bir şekilde platformu hazırlayalım. Öncelikle arkadaşlar çekici tıklıyoruz ve buradan anchor bloğu kapatıyoruz. Ardından yeri bir tane çubuk koyuyoruz ve bu çubuğun üstüne bir platform kuruyoruz arkadaşlar. Neden platform kuruyoruz? Sormayın, birazdan göstereceğim. Evet, şimdi bunun üstüne şöyle bayağı geniş bir kare yapmanız gerekiyor. Hemen kareyi hazırlayıp geliyorum. Biraz uzun sürüyor çünkü metrem yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi imkanım olduğu şekilde böyle bir platform hazırladım. Bu arada neden böyle bir hesapta oyun oynuyorum diye soracak olursanız arkadaşlar, ben daha önce portalı aldığım için hiç almadığım bir hesaptan girmem gerekiyordu. O yüzden noob kafa hesabındayım, haberiniz olsun. Neyse, benim gibi platformu hazırladıysanız eğer şimdi yapacaklarımı yapın arkadaşlar. Öncelikle iki tane harpun yerleştiriyorsunuz. Bu harpunların nasıl alındığını gösterdim. İki tane altın harpunu şu şekilde yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu birinci adım. Daha sonra bunları yerleştirdikten hemen sonra güvenlik açısından şuranın ortasına arkadaşlar koyabildiğiniz kadar, yani şu şekilde düzenli bir şekilde sandalye koyun ki iyiliğimiz için arkadaşlar, ne olur ne olmaz bunların bazıları yolda giderken kırılabilir, o yüzden güvenliğimiz için. Daha sonra bir tane sandalye kalsın bu arada. Daha sonra arkadaşlar top. Top çok önemli. Topu şu şekilde atış yapabileceğiniz bir yere koyun ve evet bu kadar ya. Evet, başka bir şeye gerek yok galiba. Şimdi özel uçma mekanizmamızı yapacağız. Onu da hemen yapalım arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz ve şöyle bir tane blok koyun, tamam mı? Bu bloğu şöyle ayarlasanız yeter. İki tane tahta blok koyun. Buraya iki tane tahta koyduktan sonra arkadaşlar şimdi yapacaklarımı dikkatlice yaparsınız, geriye pek bir sıkıntı kalmıyor arkadaşlar. Daha sonra şimdi dediklerimi dikkatlice yapın. Servo diye bir araç var arkadaşlar. Servoyu şu şekilde buraya koymanız gerekiyor. Aynen bu şekilde buraya servoyu koyacaksınız ve bunun da üstüne sadece bir tane merdiven koyacaksınız. Başka zorlayacak bir şey yok aga. Evet, bunu şu şekilde buraya koyuyorsunuz ve başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Buraya şu şekilde tahtayı koyuyorsunuz, tamam mı? Evet, bu şekilde uçacağız arkadaşlar. Nasıl uçacağımızı birazdan göreceksiniz şimdi. Şimdi ise arkadaşlar yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Havaya fişek bug'ını yapacağız arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağımızı hemen göstereyim. 4 tane bloktan şuraya bir duvar öreceksiniz veya 3 blok da olur. Daha sonra bunun önüne koltukla oturacaksınız. Şöyle hop
Otur, otur. Heh, güzel. Daha sonra buradan havai fişeği alacağız ve arkamıza koyacağız. Bakın şu şekilde, hop. Yani tamam, şu şekilde yeterli olur büyük ihtimalle. Daha sonra buradan tahtaları siliyorsunuz arkadaşlar ve oturağı da siliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu. Daha sonra tekrardan buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve şu şekilde burada buranın önünde duruyorsunuz. Hafif tırmanıyormuş gibi. Daha sonradan tahta blokları tekrar alıyorsunuz ve şu şekilde arkamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Hop, 1, 2. Şu şekilde tamamlasak olur herhalde. Aynen, gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki çubuğu silebilirsiniz arkadaşlar. Aha tamam, güzel. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları istediğim gibi taşıyabiliyorum. Shift doku açarsanız da bunu bu şekilde çevirebilirsiniz istediğiniz yöne ve bu şekilde hareket edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde kristal mağarasına doğru gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen seri bir şekilde kristal mağarasına doğru gideceğim ve hatta oyunu mu başlatsam ne olur ne olmaz diye, ama oyunu başlatmamam gerekiyor bazı şeyler için. O yüzden dikkatli bir şekilde böyle gideceğim. Umarım karşıma engel falan çıkmaz veya videonun ortasında ölmem. Dikkatli bir şekilde şu anda kristal mağarasına gitmemiz gerekiyor. En iyisi ben kristal mağarasına gidince videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi mağaraya geldim ve oraya bir şekilde girmem gerekiyor. Şimdi bu tarafta bowling haritası olduğuna göre diğer taraftan girmem gerekiyor. Çünkü kafama bowling topu çarpsın istemiyorum ve o yüzden güvendiğim için bu mağaraya diğer taraftan girmeyi deneyeceğim ve umarım girebilirim. Fail olmak istemiyorum arkadaşlar. Ve bu video beni gerçekten çok zorladı. Çünkü videoyu şu an fark ettiniz mi bilmiyorum ama sabah devam ediyorum. Yani bu videoyu normalde dün çekiyordum ama şu an sabah devam ediyorum. O kadar fail oldum ki çekerken, anlatamam. Neyse. Şöyle aşağıya doğru inelim arkadaşlar. İnşallah harita yenilenmeden yetişirim. Hop. Şimdi burada bir dönüş atacağız arkadaşlar. Şöyle biraz daha inelim aşağıya. Şimdi şöyle bir durumda var. Kafamı dikitlere çarpabilirim. Dikenler var ya. Onlara da çarpabilirim. Çok riskli, o yüzden biraz aşağıya ineceğim. Hop. Tamamdır. Aşağı indikten sonra şöyle shift nokta geriye iniyorum ve zıplayabilirim. Abi bismillah, inşallah kafam bir şey çarpmaz. Çok güzel. Tam burada dursam yeterli. Daha sonra harpunlarımızı alıyoruz ve şöyle bir duvarı buraya, tamam mı, şöyle vuralım, iyice çekelim. Ah tamam, diğer duvarı da şöyle vuruyoruz arkadaşlar ve hop, bunu da iyice çek. Heh, tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradaki havai fişeği patlatıyoruz. Allah, bismillah. Hayır, hayır. Ya hayır abi, niye havai fişeği patlattım? Allah belamı vermesin benim. Allah belamı vermesin, boşa gitti gene ya. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Umarım aynı salaklığı bir daha yapmam. Şu an bir daha deneyeceğim. Bir şey var mı? Aa, bir dakika. Aa, kafamı çarpıyordum az daha dikitlere. Tamam. Bak, bir önceki sallanan şey orada. Onu da kullanabilirim. Bak dur. Hop. Tamam, bak böyle dursak çok iyi. Ne güzel. Bak böyle duralım. Aynen, dur. Şöyle biraz daha gelelim. Ha, tamam, güzel. Biraz aşağıya inelim. Bunu hatta biraz yakınlaştıralım böyle. İkisini beraber kullan. Allah belanı vermesin. Ya abi niye bu kadar şanssızım? Dur. Aa, harpunu sildim yanlışlıkla. Aa, beynim, beyinsizim ben. Dur. Vur orayı. Hop, tamam, güzel. Hayır, kırılma. Hiçbir şey kırılmamalı. Dur. Kendimi oraya çekeceğim. Ya niye istek atıyorsunuz? Bir yürü git, dur. Aa, dur, topa tıkladım yanlışlıkla. Ya aa, delireceğim. Dünyanın en zor videosunu çekiyorum şu an. Allah'ım yardım et. Neyse, dur. Tamam, şimdi buradan hala bir şeyler yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, tek yapmamız gerekenler buradaki topu kullanarak kristal parçalarını vurmak. Evet, buradaki topu kullanarak kristal parçalarını vurmak. Gel şunu. Lan niye vuramadım? Ya bu kim bana istek atıp duruyor? Bak, döveceğim ha. Şu anda dünyanın en sinirli videosu. Dur abi, kapat şu şeyi ya. Join'e. Of, delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Dur abi, ben bunları niye vuramıyorum ciddi? Vur şunu. Lan niye vurulmuyor? Evet arkadaşlar, sinirlenmeme challenge'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Ya şaka. Abi vursana şunları, bak bekle. Mesela şuradaki sarıcıyı vur, bak. Şuradaki sarı kristali vurmanı istiyorum. Başka bir şey değil, bak şöyle. Bekle, özel keskin nişancısam. Evet, vur şunu. Vur. Lütfen vur ya. Aha, tamam, kırıldı, güzel. Evet, bunları böyle teker teker kıracağız arkadaşlar da, bu niye parlıyor bilmiyorum, neyse. Evet, kırabildiğiniz kadar kristali kırın. Bir süre sonra bir şey olacak ama inşallah ben o bir şeyi yapabilirim şu an. Cidden dünyanın en zor videosunu çekmekle uğraştığım için. Bekle, şunu vur, şunu hop vur. Evet, bunları böyle vurabildiğiniz kadarını vurun. Bir süre sonra bir şey olacak. Ne olacağını söylemiyorum vallahi. tam şaka. Bir süre sonra ışınlanacağız arkadaşlar. Bunları durmadan vurmanız gerekiyor. Dur. Hadi bir daha gel. Evet, bunları böyle vuracaksınız arkadaşlar. Başka türlü olmuyor maalesef. Hop, vurdun mu onu? Vurdum bence. Güzel. Evet, bunları böyle vuracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi yeteri kadar kristali parçaladım ve evet, gördüğünüz gibi ışınlandım arkadaşlar. Umarım kaydı açabilmişimdir. Gördüğünüz gibi böyle bir yere ışınlandım. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Geldim buraya. Vallahi ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım. Zar zor geldim buraya. Yemin ediyorum ya. Dün o kadar uğraştım ki harita yenilenip durdu. Çekemedim videoyu ya. Ama az sinirlenmedim. Az
kötü söz söylemedim arkadaşlar. Neyse, evet, şu anda ışınlandık ve buradan dümdüz ilerliyoruz arkadaşlar. Oh be oğlum, çok mutlu oldum ya. Sonunda şu videoyu çekiyorum, gerçekten mutlu oldum ya. Neyse, evet, buradan dümdüz ilerliyoruz. Ne yazıyorsunuz lan, bana mı yazıyorsunuz? He, reklam, Robux reklamı yapıyorlarmış. İnanmayın arkadaşlar site reklamı yapanları, yalan onlar. Neyse, şuradan gidelim ve evet, buradan geçmem gerekiyor sanırsam. Arkada bir şey var mı? Var, tamam, güzel. Buradan gidiyoruz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi jeneratör gibi bir şey var. Şimdi anlatacağım, merak etmeyin. Burada bir takım kurallar var arkadaşlar, anlatacağım onları. Bir dakika, benim sesim kaydediliyor mu lan? He, ediliyormuş, tamam. Burada gördüğünüz gibi 3 tane jeneratör var arkadaşlar ve bu 3 tane jeneratörü açmak için 3 tane de kristal gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu kristaller neymiş, buradan görüyorsunuz zaten. Sarı, mavi ve mor. Yani arkadaşlar sarı, mavi ve mor kristallere ihtiyacınız var. Şuraya sarı, şuraya yok. Hangileri bilmiyorum ama buraya 3 tane kristal getireceğiz arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi sağda ve solda 2 tane yol var. Önce sağdan gidelim ve kristali nasıl bulabileceğimize bir bakalım arkadaşlar. Portalların rengine göre geçeceğiz zaten. Evet, önce sarı kapıdan bir geçelim bakalım. Acaba bizi nereye götürecek? Hadi bakalım. Evet, önce buradan bir geçelim. Evet, şimdi sizlerle beraber o yolları bulacağız. Kristaller nerede, onları bulacağız. Evet, şimdi burada iki tane portal var. Birisi beyaz, birisi gri ve diğeri kırmızı. Ben buradan beyazı seçiyorum. Evet, beyaz. Büyük ihtimalle beyazdır ya. Evet, beyazı seçtim ve önümde sarı ve mor, turuncu ve mor olmak üzere iki tane yer var. Ben moru seçeceğim. Moru seçtim ve evet, gördüğünüz gibi sarı kristali buldum. Bu arada herhangi bir videodan ezberlemedim. Bilmiyorum, şansa denk geldi. Yemin ederim şansa denk geldi. Nasıl bulduğumu bilmiyorum. Bana yazmıyorsunuz değil mi lan? Ha, hala Robux reklamı yapıyorlarmış, tamam. Evet, sarı kristali şöyle götüreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oy. Evet, bayağı geri döndük şu an yahu. Evet, geri döndük ve bu kristali yerleştireceğiz hocam. Ve geriye kaldı iki kristal. Evet, bunları bu şekilde eşek gibi taşıya taşıya götüreceğiz. Hadi bakalım, evet, şunu da götürelim. Selamun aleyküm, ben geldim. Lan niye kimse yok oğlum, ben burada niye yalnızım, canım sıkılıyor ya. Yani sizle konuşuyorum arkadaşlar da siz de cevap veremiyorsunuz ya. Yorumlarınızı okuyorum en fazla videodan sonra. Keşke benimle konuşsam. Mustafa'yı mı çağırsam, ne yapsam, neyse. Evet, şimdi sağdan mı gidecek? İki tane kristal kaldı, sağdan gidelim hocam. Buradan gidelim, hadi bakalım. Umarım buluruz ya. Evet, iki tane kristal kaldı şu anda. Birisi kırmızı herhalde ya, bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum arkadaşlar, bu çok eskiden vardı. Ve bu bedava portalları alabiliyorsunuz bu sayede. Neyse, evet, buradan hangisi? Şimdi burada açık mavi falan filan. Ya geç işte ya, kafama göre geçeceğim. Bundan daha önce geçmiştim, o yüzden şuna gireceğim ya. Çünkü aynı renkler aynı yere ışınlıyor, onu biliyorum bak. Ana, buraya mı geldik? Tamam, geri dön, geri dön, geri dön. Bunların hepsi aynı yere ışınlıyor anladığım kadarıyla. Bu sefer beyazdan mı geçsek? Bu sefer pembeden geçelim bence. Yok, oradan geldik zaten. Allah Allah, pembeden geçelim, pembeden. Pembeden geçelim, dur bir. Nereye ışınlanacağız? Aha, buraya ışınlandık. Aha, mavi ve kırmızı. Arkadaşlar mavi mi kırmızı mı, ben kırmızı diyorum. Seni seçtim Pikachu. Ve yok, buraya geldik. Buraya geldik, burası olmayacak. Mavi, mavi değil mi? Lan gene buraya geldim. Abi çok karışık. Aha, siyah portal. İlk defa siyah portal gördüm. Dur, burası mı acaba? Merhaba. Siyah portal. Aha, güzel. Siyahmış arkadaşlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi beyaz bir kristal buldum ve bu beyaz kristali de götüreceğim ve geriye kaldı bir kristal. Ya ben buraları hemen keseyim ya. Buradan vallahi oraya kadar yürümek ölüm gibi bir şey. Ben oraya geleyim, videoya devam edeceğim. Selamun aleyküm, ben geldim. Evet, şimdi bunu da götüreceğim ve diğer kristali aktif edeceğim. Geriye kaldı bir kristal. Acaba o kristal ne renk? Vallahi çok merak ettim. Bir dakika. Beyaz, yeşil. Aa, buradaki renkler değilmiş o zaman. Aynen, buradaki renkler değilmiş. Vallahi hangi renkler bilmiyorum ama galiba RB Battles renkleri diye düşünmüştüm ama RB Battles renkleri de değil. Neyse. Bunu da buraya koyalım. Evet, geriye kaldı bir kristal. Acaba o bir kristal nerede? Şuradan gidelim ya. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Bence o tarafta olabilir. Evet. Son kristali de bulalım arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Oh, Korece, Japonca konuşuyor. Neyce konuştuklarını bilmiyorum. Chat'te çok tuhaf olaylar dönüyor şu an ya. Neyse. Evet, şimdi dur, buradan hangisinden geçelim? Buradan bu sefer turuncudan geçelim. Ben hiç turuncudan geçtiğimi hatırlamıyorum agalar ya. Bir turuncudan geçelim. Yine mor yapalım buradan. Buradakini almışız, tamam, burayı geç geri. Buradan beyazdan geçelim. Beyazdan geçelim bakalım, beyaz nereye çıkıyor? Hop, beyazdan geçtim şu anda. Bu sefer griden geçelim. Ben hiç griden geçmedim, dur. İlk defa griden geçeceğim şu an. Gri başka bir yere çıkıyor bence. Aha, turuncu. Evet, sonuncusunu da bulduk arkadaşlar. Şimdi siz yerlerini öğrendiniz artık. Benden bakarak yaparsınız. Hiç, yani hiç kusura bakmayın, artık benden izle izle yapın arkadaşlar. Ben hatırlayamıyorum valla. Ben rastgele kafama göre deneye deneye buldum. Evet. Bu arada bütün yeşil kapılar oyunun başlangıç yerine çıkıyor, haberiniz olsun. Evet. Şimdi son kristali de götürme zamanı. Evet.
Evet, şimdi son kristali götüreceğim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben noob kafa. Ben noob kafa. Evet, şöyle götürelim. Bunu ortadaki yere koyalım. Evet, hadi bakalım. Dokuz pokus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım yardım et. Allah'ım. Allah'ım. Ha, geliyor. Ne geliyor? Sandık geliyor. Ne gelmesini bekliyordunuz ki? Tabii ki de sandık geliyor. Sandığı açıyorum ve 4 tane portal ve 200 tane altın. Yes, işte bu ve bir tane de sandık. O bir şey yaramıyor, boş verin. Evet, 200 altın ve 4 tane portal. İşte bu yüzden Samet Karataş. Evet, şimdi dur. Bir reset atalım bakalım cidden işe yarıyor muymuş? Bir kontrol etmekte fayda var hocam. Evet, bakalım portallarımız gerçekten geldi mi arkadaşlar? Yani tamam bir git. Evet, şimdi portalları bir bakalım. Ve evet, 4 tane portal var gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4. Bak sayıyorsunuz değil mi? Bak 1, 2, 3, 4. Bak 4 tane. Tamam, yeterli bu kadar ya. Gördüğünüz gibi sonuçta bu kadar. 250 Robux vermenize gerek yok arkadaşlar. Direkt 4 tane portalı böyle sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Video zor olsa da sonunda çektiğime inanamıyorum. Sizlerden sadece bu videoyu like atmanızı ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Başka bir şeye gerek yok. Cidden başka bir şey istemiyorum sizlerden arkadaşlar. Abone olmanız yeter ve eğer beni seviyorsanız videolarımı yani takip edebilirsiniz. Başka bir şey diyemiyorum yani. Ama abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum eğer hala abone değilseniz. O zaman bu videomuzun da buradan sonra gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videosu daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu kim lan? Neyse. Kendinize iyi bakın.